AK Parti'de aday adaylarının açıklamaları devam ediyor. Önceki dönem ilçe başkanı İbrahim Büyüktorun bugün parti binasında kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Şehrim için hizmet etmeye geldim diye konuştu. Ereğli'ye daha iyi hizmetlerin gelmesi için 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday adayı oldum. Büyüktorun'dan önce ilçe başkanı Kadir Düzen söz aldı. Ülkemizin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor dedi. Daha önce oynanan oyunların bir benzeri tekrar oynanıyor. Biliyorsunuz daha önce de pek çok oyunlar oynandı ülkemizde. Şu anda plan, kurgu, hesap, meclise mümkün olduğunca fazla partiyi sokmak, mecliste dengesiz bir milletvekili dağılımı oluşturmak ve inşallah başkan seçilecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çalıştırmamak üzerine bir kurgu var. Bu kurguyu gerçekleştirmek için de malum kişiler kendi liderlerini bile aday göstermekten aciz durumda olanlar bizim daha önceki partimizde görev almış büyüklerimizle yol yürümeye çalışıyorlar. Tabii bu bir sıkıntı. Yani kendisi lider olamayan, kendisi aday olamayan insanların bu tarz hareketlerle ülkeyi yönetmeye ne kadar aday olurlar, ne kadar istekli ve başarılı olurlar, bütün bunları insanlarımız görüyor, milletimiz görüyor ve değerlendirecek inşallah. Burada üstümüze düşen, hepimizin üstüne düşen bu oyunu bozmak arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın başkan seçilmesiyle ilgili Allah'a şükürler olsun bir sıkıntı yok. İnşallah başkan olacak. Fakat arkasında kendisini rahat çalışabilecek, mecliste rahat çalışabilecek, hareket edebilecek, dengeyi bulabilecek yapıyı oluşturmamız lazım. Aksi durumda inanın ülkemiz sıkıntıya girer. Bakın hatırlayın, o zaman İbrahim Başkanım ilçe başkanıydı. 7 Haziran seçimlerini hatırlayın. 7 Haziran'da benzeri bir durum yaşandı. Hükümet kurulamadı. Hatırlayın o günleri. Yani çok uzun bir zaman değil. Hükümet kurulamadı. Kim kaybetti? Ülkemiz sıkıntıya girdi. O dönemleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Benzeri durumu şimdi yaratmaya çalışıyorlar. Yani başkan seçilir, mecliste dağınık bir yapı oluşur. Başkan çalışamaz, çalışamaz, yıpranır. Biz bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ı ve arkasındaki kitleyi yok ederiz. Peki yok ettin, bu şekle getirdin. Ülke ne olur? Ülke senin umrunda mı? Değil. O yüzden bu zihniyete kurgulamış olduğu bu oyunu bozması için, bozdurmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Ve bu salonda bulunan herkese sesleniyorum. Bakın bu saatten sonra arkadaşlar teşkilatın talimatını beklemeden herkese düşen sorumluluk ve yük neyse, çünkü bu ülkede hepimiz yaşıyoruz, hepimizin geleceği söz konusu. Bu gerçekleri sahada hepimizin tek tek anlatması lazım. İbrahim Büyüktorun ise Ereğli'nin sorunlarını bildiğini söyleyerek hizmet için yola çıktığını vurguladı. 3 yılı aşkın bir sürede ilçe başkanlığı görevini ifa ettim. Bu süre zarfında 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan referandumlarında birlik ve beraberlik içerisinde başkanımızla beraber, hep beraber çalışarak Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldım. Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü de hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde dik duruşumuz sayesinde engelledik. Bugüne kadar başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklardır. Bizler yeter ki birlik ve beraberliğimizi sağlayalım. Şöyle bir şeyler söyleniyor. Ereğli'ye sanki hükümetimiz tarafından hizmetler edilmediğini ve yatırımlar yapılmadığını söyleniyor. Ereğli anlamında hayvancılık ve tarım kentiyiz. Bununla ilgili kapalı sulama sistemimizde temellerimiz atıldı. Hastanemiz faaliyete girdi. İnşallah daha iyi hizmetler gelecek. Bununla ilgili hiçbir şüphemiz yoktu. Ereğli'ye daha iyi hizmetlerin gelmesi için 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday adayı oldum. İnşallah adaylığımız ülkemize, milletimize, Ereğli'mize hayırlı olmasını temenni ediyor.
Hatırlamalardan dolayı teşekkür ediyorum.